İyi akşamlar sayın seyircilerimiz. Herkes için sağlık programına hoş geldiniz. Medikal Park Samsun Hastanesi'nin sponsoruna düzenlemiş olduğumuz programımızın bu haftaki konuğu pediatrik nöroloji uzmanı Doktor Hülya İnce. Kendisi de pediatrik nöroloji ne iş yapar? Büyüme gelişme gerilikleri, çocukluk çağında sık karşılaştığımız epilepsi nöbetleri ve baş ağrıları şikayetleriyle ilgili konuşacağız. Hülya hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Hülya, önce seni bir tanıyalım. Hülya İnce kimdir? Hülya İnce, çocuk nöroloji uzmanı olarak çalışan bir tıp doktorudur. Hı hı. 1973 yılında doğdu. Selçuk Üniversitesi'ni 1997 yılında bitirdi. Pediatri uzmanlığını 2007'de 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden aldı. Bunun üzerine de bir 3 yıllık üst ihtisas eğitimini tamamlayarak çocuk nöroloji uzmanı olan bir hekim. Daha sonra Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde 3 yıl çalıştı. Şu anda da Medikal Park'ta hasta kabul etmeye devam ediyor. Peki. Hülya, biz bugün konuşurken öncelikle çocuk nörolojisi dedik. Yani çocuk nörolojisi çok fazla doktor sayısı olan bir bölüm değil diye biliyorum. Evet, haklısın. Türkiye'de sayılı bildiğim kadarıyla. Kaç kişisiniz yaklaşık? Çocuk Nöroloji Derneği'nin kayıtlarını baz aldığımızda yaklaşık 150 ile 180 arasında kayıtlı. Tüm Türkiye'de değil tüm mi? Tüm Türkiye'de 180 arasında kayıtlı üyemiz var. Ama şöyle, Türkiye'nin ihtiyacı çok yüksek olduğu için son yıllarda yetiştirilmek üzere fellow dediğimiz uzman arkadaşların sayısı artıyor. Ama yine de 200'ü geçmiyoruz şu an itibariyle. Peki, pediatrik nörolog ne iş yapar genel olarak? Şimdi pediatri zaten derya deniz bir bilim dalı. Çünkü erişkinlerin fizik tedavi doktorları farklı, erişkinlerin kalp doktorları, dahiliye doktorları, genel cerrahları farklı ama çocuk deyince bütün çocuk hastalıklarına çocuk doktoru bakıyor. Tabii ki ilerleyen yıllarda bu çocukların da belli hastalıklarına, belli doktorların bakma ihtiyacı oluşuyor. Ve yurt dışından örnek olarak alındığı düşünülürse çocuk nöroloji bölümü yaklaşık 80'li yılların sonlarında Türkiye'ye getirilmiş. Öncelikle Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ön planda olmak üzere. Daha sonra da diğer üniversitelerde yerleşti ve şu anda hala çocuk nöroloji uzmanlarının sayısı ihtiyaca göre kat kat artmaya çalışıyor. Çocuk nöroloji uzmanı ne yapar? Bir kere çocukların sinir sistemi ile ilgili hastalıklarını tedavi eder. İşte burada iki tane terim kullandım. Bir çocuk, bir de sinir sistemi. Şimdi çocuk ne demektir? Öncelikle ondan girelim. 19 yaşından gün alan herkes, her birey 18 yaş bitimine kadar çocuktur. Daha önce bu farklıydı. Kimi hastane 14, kimi hastane 12, kimi hastane 15 yaşına kadar bakıyordu çocuk olarak. Fakat bundan 5-6 yıl önce Ekim ayında çocuk hakları beyannamesine imza attı Türkiye. Bu evrensel çocuk hakları beyannamesine göre bir kişi 19 yaşından gün alana kadar çocuk sayılıyor. Dolayısıyla ben 0-18 yıl arasındaki bütün hastalara bakıyorum. Bu hastaların sinir sistemiyle ilgili sorunlarını çözmeye çalışıyorum. Sinir sistemi beyin, omurilik, periferik sinirler ve kaslardan oluşan bir sistem. Dolayısıyla kas hastalıkları, işte periferik sinir sistemi hastalıkları, beyin, beyincik gibi merkezlerden kaynaklanan hastalıklarda biz hastalara çözüm bulmaya çalışıyoruz. Peki klinik bağlamda konuşursak, poliklinik bazında en fazla karşılaştığınız hasta grupları neler? En fazla karşılaştığımız hasta grupları birinci sırada bir kere nöbet geçiren çocuklar oluyor. Baş ağrısı olan çocuklar oluyor ve en büyük bölüm de yaşına uygun gelişemeyen çocuklar oluyor. Yaşına uygun büyüyemeyen, gelişemeyen çocuklar oluyor. Burada daha sonra işte kasları ile ilgili sorunu olan çocuklar gelebiliyor. Ya da her şey sağlıklıyken birden kuvvet kaybı gelişen, santral sinir sisteminde felç dediğimiz, inme dediğimiz bir hastalıkla bizim karşımıza gelen hastalar olabiliyor. Bir diğer büyük pencereyi de çocukların diğer sistemlerini ilgilendiren kronik hastalıkları varken
işte konjenital kalp hastalığı, böbrek hastalıkları gibi hematolojik hastalıkları varken bunların seyrinde oluşan sinir sistemi komplikasyonları ile uğraşıyoruz. Yani kronik hastalıkların sinir sistemi komplikasyonlarıyla da biz yani ilgileniyoruz. Yani oldukça geniş bir skalanız var. Oldukça geniş bir skalası var. Evet, haklısınız. Peki size hastayı, aileler sizi bulmak için ne yapıyorlar? Yani bir doktor tarafından mı yönlendiriliyor, bir çocuk doktoru tarafından mı yönlendiriliyor, yoksa aileler bilerek mi geliyorlar size de? İkisi de oluyor. Yani ama öncelikli görev tabii ki aile hekiminin ve çocuk uzmanı doktorların öncelikli görevi. Çünkü biz bir üst ihtisas yaptığımız için hastanın direkt bize gelmesi bazen vakit alabiliyor. Ya da hasta bunu bilmiyor olabilir. Yani bu konuda hani neden bilmediği konusunda halkı sorgulamak çok mümkün olmuyor. O nedenle işte bir bebek doğduktan sonra aşılarını takip eden, baş çevresini takip eden, büyümesini, gelişmesini takip eden hem aile hekimi hem de o hastayı takip eden çocuk uzmanı tarafından bir yerde bir duraklama var mı veya yolunda gitmeyen bir problem var mı veya yeni gelişen yeni bir sorun var mı? Bu konular eğer çocuk nöroloji uzmanını ilgilendiriyorsa hekim tarafından bize yönlendiriliyor. Ama tabii ki halkımız arasında iletişim çok fazla. Dolayısıyla yani aynı sorunda bir başka komşusu varsa, aynı şikayetten bir başka hastayla tanışıyorsa onlar da direkt gelebiliyorlar. Peki az evvel bir laf dedin. Büyüme gelişme geriliği. Şimdi büyüme gelişme geriliği derken çocuk 6 yaşında işte kilosu zayıf, işte doktor hanım bu büyüyemiyor, gelişemiyor gibi hastalıkları mı anlamamız gerekiyor? Yani halk bunu mu anlasın, yoksa daha farklı konular mı var bu pencerenin arkasında? Evet, çok haklısınız. Bu bazen tıp hekimlerinin bile karıştırdığı bir soru oluyor. Yani tabii ki bu konuda bizim hepimizin aydınlanması gerekiyor. Büyüme geriliği farklı bir terimi ifade ediyor. Gelişme geriliği farklı bir ifade bir terimi ifade ediyor. Şimdi büyümek ne demektir? Büyümek vücudun kilo alması, boyun uzamasıdır. Yani eğer kiloyu alıyorsa, boyu uzuyorsa bu çocuk normal büyüyordur. Büyümeye engel başka sebepler vardır. Fakat eğer çocuk gelişemiyorsa, gelişme geriliği ne demektir? Büyüyen vücudun fonksiyon kazanmasıdır. Yani işte çocuk bebekken doğdu, 3 aylık oldu, başını tutmaya başladı. Bu bir gelişim basamağıdır. İşte oturmaya başladı, gelişim basamağıdır. Kendini beslemeye başladı, gelişim basamağıdır. Yürümesi, merdiven çıkması, koşması, yazı yazması, resim çizmesi, konuşabilmesi bunlar gelişme basamaklarıdır. Yani bir çocuğun boyu kilosu çok yerinde olabilir ama çocuk konuşamaz. Bu gelişme geriliği oluyor ve o gelişme geriliklerinde santral sinir sisteminden kaynaklanan bir hastalık var mı diye biz araştırıyoruz. Yani çocuk nöroloji uzmanının alanına giriyor. Peki siz de anladığım kadarıyla bir ölçekleriniz var. Yani bir gelişme geriliği için bir ölçek yapıyorsunuz. Bunu her hasta için ya da her çocuk için aynı mıdır tablo? Yani 3 aylık tutmadı, 4. aylık tutsa bu hala bir gelişme geriliği midir? Yani nasıl değerlendiriyorsunuz şöyle, bunu? Şöyle bizim tabii ki her çocuğun yani gelişim basamaklarını belli aylarda kazanması gerekiyor. O nedenle mihenk taşlarımız var. Bu mihenk taşlarımızdan birincisi bir çocuğun 3 aylık olana kadar baş kontrolünü sağlayabiliyor olması. Yeni bebek doğdu, başını tutamayabilir. Fakat 3 aylık bir bebek başını tutamıyorsa burada çok büyük bir problem vardır. Çok büyük alarm vermesi gereken durumlar vardır. O nedenle birinci basamağımız bu. Eş zamanlı olarak çocuğun objeyi takip edip etmemesi, annesini izlemesi, annesine gülmesi, sosyal temas kurması bunlar önemli ilk 3 ay için. Daha sonra geliyoruz 6. aylık bebeğe. 6 aylık bebekte oturmayı bekliyoruz destekli veya desteksiz. Daha başka gelişim basamaklarını bekliyoruz. Yani hem ulusal hem de uluslararası ölçeklerle bizim bir çocuğun normal gelişim basamaklarını zamanında kazanıp kazanmamasına göre değerlendirme yapmamız gerekiyor. Burada tabii ki prematüre doğan bebekler var. Burada burada aileler bazen hata verebiliyorlar. Mesela bebek 9 aylık normalde 40 hafta haftalık gebelik süresince doğması gereken bebek atıyorum 7 aylıkta doğuyor. Sonra diyor ki aile benim bebeğim doğduktan sonra 3 ay oldu ama hala daha başını tutmuyor. Bu böyle hesaplanmıyor. Bizim için 40 haftanın geçmesi gerekiyor. Biz 40 haftanın üzerine 3 ay ekliyoruz. Yani bebek 7 aylık doğduysa aradaki mesafeyi
çıkarıyoruz. Daha sonra üzerine yani düzeltilmiş yaş hesaplıyoruz. Tahmini doğum tarihine göre düzeltilmiş yaş hesaplıyoruz. Düzeltilmiş yaşına göre atıyorum 3 aylık, 6 aylık, 18 aylık olmasına rağmen gelişim basamağını uygun göstermiyorsa o hastayı gelişme geriliği açısından takibe alıyoruz. İşte söylediğim gibi yani en büyük dikkate alınması gereken şey çocuk 3 aylıkken başını tutmuyorsa, 9 aylıkken oturmadıysa, 18 aylıkken yürümediyse, yaşında anne baba demediyse, 2 yaşındayken merdiven çıkmıyorsa, 2 yaşındayken 2 kelimeli cümle konuşmuyorsa bunlar çok büyük alarm belirtileridir ve mutlaka çocuk nöroloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerektiğini gösterir. Yani burada ama esas sorun bildiğim anladığım kadarıyla senin dediğinden öncelikle anne ve baba. Evet. Dikkatli yani tabii. Ebeveynlerin biraz daha dikkatli olması ve çok doğru. Yani çocuğum 3 aylık oldu konuşamıyor, başını tutamıyor ama yani önemli değil daha sonra gideriz dememeleri gerekiyor. Hayır dememeleri gerekiyor. Peki 3 aylık bir bebek başını tutamıyoruz bunun altında yatan en önemli sebep ne olabilir? Evet, en önemli sebep ne olabilir? Ailelerle de hemen ilk görüşmede bunun cevabını istiyor tabii ki aile. Ama tabii cevap vermek her zaman bu kadar kolay olmayabilir. Evet, sorunla karşı karşıya geldik. Şimdi biz öncelikli olarak beynin gelişimsel malformasyonlarını ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Yani bu gelişim basamağına engel olan beyinden kaynaklanan ve anne karnında ilk 3 ayda gelişimi tamamlanan, büyük oranda gelişimi tamamlanan beyinle alakalı bir problem var mı diye hastayı tetkik etmeye başlıyoruz. Eğer birinci seçeneğimiz bu. İkincisi, eğer santral sinir sisteminden kaynaklanan bir bozukluk yoksa periferik sinir sistemiyle alakalı bir sıkıntı var mı? Onu incelemeye çalışıyoruz. Sinir sisteminde hiçbir problem bulamadığımızda bu sefer kaslarla ilgili bir sıkıntı yani var mı? Şöyle bir açsak da yani merkez sistem perifer derken yani bir beynin kendi içinden kaynaklanan bir problem. İkincisi beyinle kaslara çıkıp kaslara giden o bölge. Evet ulaşımı sağlayan periferik sinir sistemi ve uç organ kaslarla alakalı bir sıkıntı yani var mı? Yani olabiliyorsa üçünde birinde bir hata üçünden birinde, ya da evet. malformasyon dediğimiz bozukluk olması bozukluk, gerekir. Evet yani beynin yanlış şekillenmesi, beynin anne karnında bir dönemde bir hasar alması. Mesela annenin tansiyonu düşebilir, annenin gebelikte kanaması olabilir. Bu dönemde bebeğe giden kan akımı azalmış olup beyin gelişimini olumsuz etkileyebilir. Ya da anne gebeliği boyunca bir enfeksiyon geçirmiştir. CMV ya da hani herhangi bir enfeksiyon. Bu enfeksiyon beyin gelişimini olumsuz yönde etkileyip gelişimini duraklatabilir. Dolayısıyla bu tarz şeyleri arıyoruz biz öncelikli olarak. Daha sonra da hastanın bize anlattığı sözler, hikaye aslında bizim için çok önemli. Yani bir hasta için her şeyi yapmıyoruz. Yani hasta karşımıza geldiğinde bize neler söylüyorsa, anamnezde, hikayesinde neler veriyorsa biz aslında onlara göre tetkik planlıyoruz. Yani o nedenle işte başı tutamayan hastanın %100'üne aynı tahlil yapılmıyor. Burada annenin anlattığı şeyler ya da bebekte bulduğumuz fizik muayene bulgularına göre tetkiklerimizin sırasını şey yapıyoruz, planlıyoruz. Peki 3 aşağı 5 yukarı yani aile şimdi sana geldi bir şey istiyor yani bir cevap tedavi, istiyor. Tanı, bir cevap istiyor. Yani sana soru sordu. Bu çocuğumun nesi var doktor hanım? Evet. 3 aylık ya da 4. ay geldi çocuk başını tutamıyor. Şimdi peki bunların hepsinde tanıyı koyabiliyor muyuz? Yani bir neden bulabiliyor muyuz? Şöyle, şimdi gelişme geriliği olarak değerlendirdiğimiz klinik tabloda gelişimin 4 alt basamağı var. Kaba motor gelişim, ince motor gelişim, kişisel sosyal gelişim ve dil gelişimi olmak üzere. Şimdi izole gelişim gerilikleri farklı sonuçlanıyor. Genel bu 4 tabloyu aynı anda ilgilendiren gelişim geriliklerinin tanı oranı farklı. Genel olarak yani izole gelişim geriliklerini daha kolay teşhis edebilmemize rağmen global yaygın gelişimsel geriliği teşhis etme oranımız yani %50-%60 oranında. Yani bu sadece Türkiye ve Samsun için geçerli bir rakam değil. Bütün dünya üzerinde yani Avrupa, Amerika ve diğer ülkeleri de aldığımızda ileri kromozomal tetkikler yani ileri genetik incelemeler, ileri metabolik incelemeler, ileri görüntüleme incelemelerini hepsini yaptığımızda biz hala daha yaygın gelişme geriliği olan bu hastaların %40-50'sine teşhis koyamıyoruz. Yani maalesef. Nedeni tam olarak belli olmayabilir. Olmayabiliyor, evet. Peki şöyle devam edeyim soruma. Yani bu başını tutamayan bebek bir müddet sonra, bir ay sonra veya ne bileyim 20 gün sonra, 15 gün sonra
tekrar başını tutmaya başlayabilir mi? Evet, aynen buna çok katılıyorum. Çünkü biraz önce söylediğim oranlara göre aileler diyecek ki madem teşhis edilemiyormuş, hı-hı, biz çocuğumuzu götürmeyelim. Aynen. Değil mi? Hı-hı. Yani böyle bir düz mantık çıkarabilirler. Fakat tabii ki biz önce kötüsünü düşünüyoruz ama tabii iyilerini de söylememiz, hı-hı, lazım. En basit, en sık gördüğümüz ve en dramatik cevap aldığımız vitamin eksiklikleri. Hı-hı. Yani mesela annenin gerek yeme davranışıyla alakalı, gerek ekonomik düzeyiyle alakalı, gerek tercihiyle alakalı bir durum sonucunda bebeğin vitamin eksikliğine bağlı beyin gelişimiyle alakalı, hı, olumsuz bir şeyle karşılaşabiliyoruz. En çok da B12 vitamini eksikliği, hı, demir vitamini eksikliği gibi bu şeylerle, eksikliklerle karşılaşıyoruz. Biliyorsunuz B12 vitamini sinir sisteminde miyelinin yapı taşı, hı hı, ve bu eksik olduğu zaman bebekler işte 9 aylıkken oturamıyorlar, yaşında yürüyemiyorlar. Hı hı. Bunu tespit edip dışarıdan ekleme yaptığımızda, yani makro ve mikro elementler düzeyinde biz hastayı beslenmesini ve eksikliklerini yerine getirdiğimizde bebek çok güzel cevap veriyor. Hı hı. Yani başını tutabiliyor, gülüyor, oturuyor, yürüyor. Dolayısıyla yani olumlu cevap aldığımız çok hastamız var. Hı hı. O nedenle hani yanlış bir mesaj vermek de istemem. Ben çok ağır ve çok problemli olan hastaların sonuçlarından bahsettim ama her hastamız o kadar ağır değil tabii, hı hı, ki. Peki çocuğu takip ediyorsunuz. Ne kadar süreyle takip ediyorsunuz? Yani bir gelişme geriliği düşündüğünüz bir çocuk 3 aylıktan size, evet, geldi. Evet. Bir gelişme geriliğinden şüphelendiniz, hı-hı, ailenin anlattığından. Bu çocuğu ne kadar süreyle takip ediyorsunuz? Normal şartlarda tabii ki var olan hastanın problemine, hı-hı, göre takip şeylerini, sıklıklarını ayarlıyoruz. Yani prematüre doğan bir çocuğu bazen her ay görmemiz gerekebiliyor. Hı-hı. Atıyorum nöbet şikayeti varsa çocuğu daha sık kontrole, hı-hı, çağırmış olabiliyoruz. Her şey yolunda gidiyorsa 6-9 ay arayla görebiliyoruz. Hı-hı. Yani bu tamamen hasta özelinde karar verdiğimiz bir yöntem. Ama bizim için en az 2 yaşına kadar, 3 yaşına kadar, hı-hı, mutlaka takibi alıyorsak bir hastayı, izlemlerimizi devam ettiriyoruz. Zaten şöyle bir şey var. Sağlıklı çocuk izlemi yapan poliklinikler var. Sağlıklı çocuk izleminde bile işte hayatın ilk 2 ayında 15 günde bir, hayatın ilk 6 ayında ayda bir, işte hayatın ilk 2 yaşında 3 ayda bir, hı hı, gibi sıklıklarla rutin kontrollerinin yapılması gerektiğine dair öneriler var. Hı hı. Hani bu sadece sağlam çocuk için geçerli, hı hı, bir şey. Bunun üzerine bir de hastalık eklendiğinde bazen sık, bazen daha seyrek kontrollere çağırabiliyoruz. Peki Hülya, bir şey az evvel bir vitamin eksikliği dedik. Evet. Büyüme gelişme geriliğinin en önemli sebebi ne? Biliniyor mu? Yani şudur diyebiliyor musunuz? Hı hı. Şöyle, yani tabii ki bunu hem büyümesi geri, gelişmesi geri. Yani çoğunlukla hastalarımızda bunlar iç içe geçiyor. Hı hı. Yani vitamin ve mineraller vücudu büyütmek için, kilo, hı hı, ve boyu uzatmak için çok gerekli olduğu gibi aynı zamanda bu sistemlerin fonksiyon kazanması için de çok gerekli. Yani karşımıza bir çocuk hem zayıf, hem boyu kısa, hem de gelişim basamaklarını zamanında kazanamamış olarak, hı hı, bize gelebilir. Yani bunu, ikisini birbirinden ayırmak çok farklı. Mümkün değil. Dolayısıyla biz bu hastaların hem normal beslenmesini oluşturarak hem de gelişme geriliğine sebep olan başka bir etiyolojik sebep var mı, bunu araştırarak hastaya çok yönlü yaklaşım, hı-hı, sergiliyoruz. Anladım. Peki büyüme gelişme geriliklerinin tedavisi var mı? Yine hep aynı şeyi söyleyeceğim ama maalesef yaptığımız bu hastaya göre değişiyor. Hı hı. Yani çok ileri derecede bir metabolik hastalıktan kaynaklanan bir büyüme gelişme geriliği varsa özel mamalarla beslenmesi, hı hı, gerekiyor. Bunun erken teşhis edilmesi gerekiyor. Atıyorum hiçbir metabolik problemi yok, sadece alım eksikliği varsa, evet, o alım eksikliğini yerine koyduğumuz zaman çocuk normal gelişiyor. Yani burada alım eksikliği mi var yoksa alınan besinlerin kullanmasıyla alakalı, hı hı, metabolik bir defekt var mı? Bunları ortaya çıkarmamız, hı, lazım. Dolayısıyla metabolizma bölümüyle de hani oldukça yakın ilişki ile çalışıyoruz. Aynı şekilde genetik bölümüyle de yakın iletişim, hı, halinde çalışıyoruz. Ve çocuklara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki yani burada da en büyük sorun gene o ilk mihenk taşı dediğimiz 3 aylıkken kafasını tutamaması, anladığım kadarıyla büyüme gelişme gelişme tanısında seni yönlendiren bu, evet, mu? Evet, en ilk
ilk belirti o. Yani atıyorum bir bebek 1 yaşına geldiğinde bana diyorsa eğer bu bebek 3 aylıkken başını tutamamıştı. O zaman 9 ay boşa geçmiş. Yani onu o kadar bekletmemek lazım. Atıyorum işte tamam bu çocuk 3 aylıkken başını tuttu ama 9 aylıkken oturmadı. Yaşında geldi 3 ay boşa geçmiş. Yani hangi basamağı hangi ayda kazanması gerekiyorsa onu kazanamadığı an bizim görmemiz gerekiyor. Peki ailelere bunları anlatan broşürler veriliyor mu? Ya da ailelere bunlar anneden, kendi annesinden mi öğretiyor anneler? Yani anlatan bir broşür yok. Evet haklısınız. Ama burada en büyük destekçimiz ve en büyük takipçimiz aile hekimleri. Aile hekimleri zaten bütün çocukları doğduktan sonra hem aşıları için hem baş çevre ölçümleri için hem vücut ağırlığı ve boy büyümeleri açısından takip ediyorlar. Ayda bir takip ediyorlar. Bir sorun olduğunda pediatri uzmanlarına sevk ediyorlar. Pediatri uzmanı da kendisiyle ilgili olan veya olmayan durumlarda hani devreye girerek bir üst basamağa sevk etme ihtiyacı duyuyorsa o zaman çocuk nörolojiye gönderiyor. Tabii ki mesela kilo alamayan bir çocuk tabii ki gastroenterolojiyle ilişkili olabilir. Aynı şekilde kronik böbrek yetersizliği olabilir, kronik konjenital kalp hastalığı olabilir. Bu tarz kronik hastalıklar da yani her büyüme gelişme geriliğini hani illa biz görmek zorunda değiliz. Yani ilgili hangi birimle ilgili olduğunu düşünüyorsa o bölüme gönderiyorlar. Peki Hülya, diğer baktığınız hastalıklar arasında sık karşılaştığımız çocukluk çağında epilepsiler var. Nöbetler, epilepsiler, konvizyonlar böyle konuşalım. Peki şimdi bu çocukluk çağındaki nöbet sıklığı nedir? Yani hangisini nöbet olarak kabul etmek lazım? Şöyle, dünyanın kabul ettiği verilere göre epilepsinin görülme olasılığı %1. Yani her 100 çocuktan bir tane, daha doğrusu toplumda, çocuk olarak da ayırmayalım, toplumda epilepsinin görülme olasılığı %1. Biz biliyoruz ki nöbet eşiği çocuklukta düşük ve yaşlılıkta düşük. O nedenle toplumdaki insanların nöbet geçirme ihtimali en yüksek olan grubu çocukluk çağı ve yaşlılık çağı. O nedenle bizim karşımıza nöbet geçiren hasta çok fazla geliyor. Çocuk hasta çok fazla geliyor. Tabii nöbetleri de ikiye ayırmak lazım. Biri ateşli nöbetler, diğeri ateşsiz nöbetler. Ateşsiz nöbetler tekrarladığında epilepsi hastalığını teşhis ediyoruz, düşünüyoruz. Ama ateşli nöbetlerde yani beynin ateşe karşı aşırı yatkınlığını gösterdiği için burada her hastaya epilepsi diyemeyiz. Ona sadece ateşli nöbet olarak uygun tedavileri veriyoruz. Onun haricinde nöbet geçirmek için mesela genetik faktörler çok büyük risk faktörünü oluşturuyor. Dolayısıyla ailede epilepsi rahatsızlığı olan çocuklar bizim için daha önemli. Aynı şekilde erken doğmuş küvezde yatmış çocuklar yani yeni doğan döneminde hastalık geçirmiş çocukların ileride epilepsi geçirme şansları daha yüksek olduğu için bunlar daha önemli. Yine ailede bedensel veya zihinsel engelliliği olan bir birey varsa bu çocuklar büyük risk altındalar. Dolayısıyla nöbet geçiren çocuklarda uygun tetkikleri yaparak, bu da en çok EEG ve nöbeti provoke eden kan tahlillerine bakarak ve de eğer endikasyonu varsa beyin MR'ını görerek bu nöbet tekrarlayacak mı, epilepsi hastalığı mıdır, değil midir, tedaviyi hak ediyor mu, etmiyor mu? Bu açıdan hastayı kendi özelinde değerlendiriyoruz ve ona göre karar veriyoruz. Peki Hülya, yani ailenin anlattığı burada önemli herhalde. Çok. Aile bayılıyor diye sana geldi. Aynen. Her bayılmayı biz epilepsi kabul edecek miyiz? Hayır, her bayılmayı epilepsi kabul edemiyoruz. O nedenle bizim için bayılmayı gören kişi çok önemli. O kişinin söyleyeceği şeyler, vereceği bilgiler bizi yönlendiriyor. Tabii ki yani kardiyak sebeplerle de bayılmalar olabilir. Buna senkop diyoruz biz. Aynı şekilde kişi bayılıyor fakat altında hiçbir organik hastalık olmadan psikojenik kökenli bayılmalar olabilir. Bunu ayırt etmemiz lazım. Yine süt çocukluğu döneminde bazen titreme atakları, bazen gündüz hayalleri, bazen infantil mastürbasyon dediğimiz zevk alma hareketleri de bazen nöbetle karışabiliyor. Dolayısıyla biz aileyi rahatsız eden, huzursuz eden anormal bir davranışın epilepsiye ait olup olmadığını ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Eğer epilepsi diyorsak tedaviyi başlıyoruz ama epilepsi değilse de en azından hem aileyi rahatlatmış oluruz hem de peki, dışlamış oluruz.
göre farklılıklar gösteriyor mu? Evet, aynen öyle. Yaşa yani, göre ayırıcı tanımız değişiyor. Yani ilk 3 ayda daha fazla şu olur ya da 1 yaşa, 2 yaşa bir yaş skalanız var mı böyle değerlendirmek için? Şöyle söyleyeyim, yani ayırıcı tanı olarak evet, tabii ki ergenlerde psikojenik nöbetler daha fazla. Doğal olarak. Süt çocuklarında mesela özellikle 9-15 aylarında titreme atakları, shedding atak dediğimiz şeyler çok fazla oluyor. Oyun çocukluğu döneminde gündüz hayalleri, dalmalar çok fazla oluyor. Dolayısıyla ama genellikle 0-1 yaş arası, 0-2 yaş arası çok fazla kardiyak sebepler yoksa çok fazla karışan bir durum olmuyor. Peki o şimdi bazen dalmalar gitmeler dedin, ailelerin akılında kalması açısından söylüyorum. Her dalıp gitmeyi nöbet değerlendirmiyor. Sonuçta her bayılma olmadığı gibi. Tabii aynen ama... öyle. Göz dalmaları çok önemli bizim için. Yani göz dalmaları özellikle absans nöbetleri düşündürüyor. Dalma nöbeti olarak tanımlanan absans nöbetleri düşündürüyor. Fakat tabii ki her göz dalması absans değil. Bunu nasıl ortaya çıkarabiliyoruz? EEG yaparak ortaya çıkarabiliyoruz. Yani EEG'de absansın çok kritik, çok kendini betimleyen bir EEG görüntüsü var. Bununla karşılaşıyorsak evet, bu göz dalması epileptik bir nöbete ait diyoruz. Ama bununla karşılaşmıyorsak o zaman daha çok gündüz hayali olduğunu ya da anlatılan diğer şeylere göre tanımızı değiştirebiliyoruz. Peki aileler bunu nasıl karşılıyor? Yani çocuklar belki birazcık daha farkında olmayabilir ama sonuçta bu bir epilepsi. Yani sen çocuğun bir SAR hastası tanısını koyuyorsun, doğru mu? Evet, aynen öyle. Ve dolayısıyla da belli bir süre ilaç kullanmak zorunda bırakıyoruz çocuğu. En az 2 yıl. Yani sonuçta yani nöbeti olmadıktan sonra kesmeyeceğiz, doğru mu? Evet. Bunu peki aile nasıl karşılıyor? Şöyle, yani ailenin bu konuda önceden bilgisi olup olmamasına göre karşılaması farklı oluyor. Bazı aileler tabii ki yıkılmış olarak karşılıyorlar. Bazı aileler reddediyor. Hayır, benim çocuğumda epilepsi yok diyor. Bazı aileler tedaviyi reddediyor. Yani epilepsi olduğu halde çocuklarına ilaç kullandırmıyorlar. O nedenle hani çok geniş bir aile portföyüne sahibiz. Bazıları da peki deyip uyumlu bir tedavi süreciyle başarıya ulaşabiliyor. Peki burada izleyicilerimizin bilmesi gereken şey şu, yani bana göre... epilepsi ya da SAR hastalığı çocukluk çağında eğer altında önemli bir patoloji yoksa, beyin tümörü ya da ona benzer herhangi bir sorun yoksa ilaçla tedavi edilebilir mi? Evet. Yani bundan korkmamaları lazım. Bundan korkmamaları lazım. Tabii burada şu kadar şöyle bir detay vermemiz gerekiyor. Şimdi hastalığı sınıflandırmamız lazım. Yani karşımıza nöbet geçiren bir hasta geldi. Bu nöbetin tipi ne? Bu nöbetin adı ne? Bu nöbet sınıflamada nerede yer alıyor? Bu sınıflandırmayı yaptıktan sonra aileye tedavi süreci hakkında bilgi verebiliriz. Çünkü bazı nöbetler ergenlik dönemine kadar ilaç kullanmayı gerektiriyor. Bazı nöbetler maalesef ömür boyu ilaç kullanmayı gerektiriyor. Bazı nöbetler ise altta bir bozukluk olmadığı için idiopatik kabul ediliyor ve en az 2 yıllık ilaç öneriliyor. Yani şu anda diyebilirim ki %65-70 oranında hastalarımız, hatta 65-80 oranında hastalarımız tek ilaçla 2 yıllık tedavi süreciyle iyileşme gösteriyorlar. Peki 2 yılın sonunda ilacı tamamen kesiyor musunuz? Kesiyoruz, evet. Yani peki keserken herhangi bir tetkik yapıyor musunuz ya da ailenin öyküsü mü önemli? Gene? Tabii şöyle, yani epilepsi tanısı koyduktan sonra bir hastaya ya klinik nöbetle ya da EEG ile takip etmemiz gerekiyor. Eğer klinik nöbetler durduysa zaten bu büyük bir başarı. İkinci başarı da EEG'nin düzelmesi olarak söylüyoruz, ifade ediyoruz. Eğer EEG üzerinde başarılıysak, klinik nöbetler üzerinde başarılıysak ve epilepsi daha uzun süre ilaç kullanmayı gerektirmiyorsa ve beyinde yapısal bir lezyon yoksa, yani tekrar nöbetleri tetikleyecek yapısal bir lezyon yoksa, bu durumda 2 yıllık nöbetsizlikten sonra EEG düzelmesinde dikkate alarak ilaçları kesiyoruz. Ama epilepsi ilaçları çok kritik ilaçlar maalesef. O nedenle aileleri bu konuda çok bilgilendirmek istiyoruz. Bilgilendiriyoruz da. O nedenle ilaçları titre ederek başlıyoruz ve titre ederek azaltıyoruz. Yani ilaç başlamamız bazı ilaçlarda 2 aya kadar bulabiliyor. Diğerlerinde 2-3 hafta sürüyor. Ama kesmemiz genelde 3 ila 9 ay alıyor.
Bu arada biz EEG ile işte ilaç kesim öncesi, ilaç kesim sonrası EEG ile hani ilaç etkisi ortadan kalktıktan sonra yeniden aktive olan bir epileptik odak var mı diye EEG ile kontrol ediyoruz. Şimdi tabii ki nöbeti tetikleyen bazı faktörler var. Özellikle uykusuz kalmak, uzun süre aç kalmak, enfeksiyon hastalıkları seyrindeki ateşler, ilaçların düzensiz kullanılması, işte yorgunluklar, üzüntüler, stresler bunlar nöbetleri tetikleyebiliyor. O nedenle hem ilaç tedavisi alan hastalarımızı hem tedavi kesimindeki hastalarımızı hem de tedavi kesiminden sonraki bir yıllık süreçteki hastalarımızı bunlardan korunmaları için uyarıyoruz. Tabii bu esnada şu bilgi de yararlı olacaktır. Epilepsi hastalarının bazı ilaçları kullanmasını istemiyoruz. Çünkü o ilaçlar nöbet geçirmeyi provoke edebiliyor, kışkırtabiliyorlar. Bunlardan en büyüğü işte bazı alerji ilaçları, bazı üst solunum yolu enfeksiyonu ilaçları, yani sempatomimetik madde içeren ilaçlar, bazı antibiyotik grubu, makrolit dediğimiz antibiyotik gruplarını almalarını istemiyoruz. Onun haricinde uyumlu bir tedavi süreciyle tedavisini kestiğimiz, başarıya ulaştığımız çok hastamız var. Peki Hülya, aile çocuğu takip ediyor. Ne bileyim 2-3 ay ilacını veriyor. 3. aydan sonra bakıyor ki nöbeti yok. Evet. Ah ne kadar güzel, çocuğumun nöbeti yok. Bakıyor bir ay daha nöbeti yok. Daha ilaç vermiyorum. Çocuğuma zararı var. Bu çocuğuma zararlı bir ilaç deyip çocuk kesiyor ilacı. En büyük zarar orada oluyor zaten. Neden derseniz, çünkü her nöbetten sonra 2 yıl yeniden başlıyor. Evet. Evet. Yani sonuçta ailelerin yani izleyicilerimizin bilmesi gereken en önemli nokta bu herhalde. Evet. İlacı doktorun izni olmadan. Tabii tabii, aynen o şekilde. Yani zaten şu var, yani biz bir iyilik halini oluşturduysak eğer o iyilik halini pekiştirmemiz gerekiyor. Yani o pekiştirmemiz kısa sürerse iyilik hali maalesef hastalığa doğru geri dönüyor ve bazen bu şu açıdan çok önemli. Özellikle ergenlik döneminde nöbetler kendini sonlandıramıyor. Dolayısıyla status epilepticus dediğimiz hayatı tehdit eden, hatta ölümle sonuçlanabilen nöbetlere dönebiliyor. O nedenle özellikle ergenlerde ilacın aniden kesilmesi birebir ölüm riski taşıyor. O yüzden ben bütün ailelerden rica ediyorum, hani mümkünse bir sorun varsa konuşalım. Ama lütfen siz karar vermeyin. Peki bazı ilaçların eskiden yani çok gerçekten yan etkileri vardı. Yani antiepileptikler çok masum ilaçlar değil sonuçta, senin de bildiğin gibi. Evet. Ve çocukları, aileleri hakikaten özellikle çocukları çok rahatsız eden ilaçlar vardı. Şimdiki ilaçlar aynı ilaçlar mı yoksa daha değişik, daha iyi tolere edebilir ilaçlar kullanıyor musunuz? Şimdi şöyle, yaklaşık 3 jenerasyon antiepileptik ilaç var kullandığımız. Tabii ki yeni jenerasyon ilaçlar, özellikle 90'lardan sonra kullanmaya başladığımız ilaçların hem etki spektrumu biraz daha geniş hem de yan etkileri biraz daha az. Fakat tabii ki hangi ilacın hangi çocuğa nasıl yan etki yapacağını önceden kestirmemiz çok zor. O nedenle zaten hastalara tedavi başladıktan sonra kontrole çağırıyoruz. Kontrolde o ilaca ait yan etkiler var mı diye hastaları hem işte gerekirse EKG, gerekirse kan, gerekirse kan gazı, idrar tetkikleriyle ya da batın ultrasonuyla takip ediyoruz ki ilaca ait bir yan etki var mı yok mu? Hani neticede iatrojenik bir şey yapmayalım, yani zarar vermeyelim diye biz de bunu takipteyiz. Tabii ki ilk kullanılan antiepileptikler özellikle çok uzun süre kullanıldıklarında mesela kemik metabolizmasına olumsuz yan etki yapıyorlardı. Ya da bir tane antiepileptiğin beyinciyi küçültme yan etkisi vardı. Evet. Dolayısıyla yani biz mümkün olduğu kadar bu hem tedaviyi kısa sürede sonlandırma hem de bu yan etkiler açısından daha dikkatli olma konusunda özen gösteriyoruz. Peki gene bir soru daha soracağım sana bu konuyla ilgili. Çocuğun sınav zamanında, sınav stresi nedeniyle tam konsantre olamıyor. İlaçları da kullanıyor. İlaçlar konsantrasyon bozukluğu yapıyor. O yüzden doktor hanım, ben bu bir hafta ilaç kullanmadım. Deyip gelebilen olabilir yani. Evet, ne yapmak olabilir. Lazım o zaman? Şöyle şimdi, eğer kandaki ilaç seviyesinin düştüğü durumlarda ilaca sıfırdan başlıyormuş gibi yeniden titre ederek başlamamız gerekiyor. Yani biz o durumda bile kaldığı dozdan yeniden başlayamıyoruz. Çünkü ilaçlarımızın birden başlanması ve birden kesilmesi bile sadece nöbeti tetikleyebilir. O yüzden hastayı böyle bir riskle karşı karşıya bırakmamak için eğer yeniden başlamamız gerekiyorsa, indikasyonu varsa yeniden az dozdan başlayıp artırarak yavaş yavaş titre ederek tedavi dozuna ulaşabiliriz. Burada bir şey aktarmam gerekiyor, önemli bir şey aktarmam gerekiyor. Mesela konsantrasyon bozukluğu var, ders başarısında düşüklük var,
epilepsi tanısıyla takipli. Şimdi bazen klinik nöbet olmasa bile EEG bozukluğunun sürekli şekilde devam ediyor olması öğrenmeyi olumsuz yönde etkiliyor. Hı hı. O nedenle yani orada ders başarısı düşük diye ailenin ilacı kesiyor olması aslında belki başarısızlığı daha da çok artıracak. Evet, EEG'si bozuksa eğer. O nedenle böyle bir şikayet varsa hastanın hani yeniden EEG ile tetkik edilip eğer varsa gerekirse tedavi değişikliği veya ikinci, üçüncü ilaç eklenmesi şeklinde o algının o şekilde düzeltilmesi gerekebilir. Peki şimdi dalıp gitme nöbetleri dedik. Bir de bunun dışında daha sıkıntı olan status epilepticus dedim. Bir de titremelerle, kasılmalarla giden nöbetler var. Evet. Özellikle ailelerin en çok korktuğu nöbet tipi bu titreme ve kasılma, çocuğun kendini kasması. Bu tür nöbetler sırasında ailelere önereceğin bir şey var ne mı? Neye dikkat etmeleri lazım? Şimdi şöyle, yani öncelikli olarak nöbet tipleri çok önemli gerçekten. En çok herkesin bildiği kişinin yere düşmesi, vücudunu kasması, daha sonra da titreme hareketleri yapması. Bu esnada yüzünde morarma olması, ağzından salya veya tükürük akması, gözlerinin işte zorlu bir şekilde açık ve geriye doğru dönük olması, hatta sonlarına doğru idrar kaçırmasının, büyük tuvaletini kaçırmasının şeklinde. Nöbetler, biz grand mal nöbet diyoruz buna ve hani epilepsi deyince herkesin algısı bu nöbet. Şimdi bu nöbetler tabii ki 3 dakika içerisinde genellikle kendilerini durdurma eğilimindedirler. Eğer önceden mesela status epilepticus tanımı şuydu, 30 dakika boyunca nöbet devam ederse veya bilinç açılmadan tekrarlayan nöbetler olursa buna status epilepticus diyorduk, ama özellikle 2008-10 yıllarından itibaren bir grand mal nöbet 5 dakika içinde kendini durduramıyorsa bunu status gibi kabul etmemiz gerekir diye yeni bir terim ortaya çıktı. Dolayısıyla aslında nöbet 3 dakika içerisinde kendini sonlandırır. Eğer öyle bir durumda bir hastayı gördüysek ne yapmamız lazım? Öncelikli olarak bir kere sakin olmamız lazım. Çünkü biz dışarıdan ilaç vermediğimiz sürece o nöbeti durduramayız. O nedenle sakin olacağız. Bir kere karşımızda nöbet geçiren kişinin işte kravattır, kemerdir, yani vücudunu özellikle nefes almasını sıkan, boğazında herhangi bir fular gibi, kravat gibi bir şey varsa onu gevşetmemiz gerekiyor. Kafasını sağa sola çarpmaması için hani kafasını sabitlememiz gerekiyor. Kesinlikle dişlerini veya ağzını açmaya çalışmamak lazım. Çünkü vücudun kasılması esnasında çene kasları da kasılacağı için yani dışarıdan yapacağımız her uygulama dişlerin kırılmasına sebep olacaktır. Ama tabii ki sırt üstü yatmasını istemiyoruz. Sol tarafına doğru yan yatırmalarını istiyoruz. Ve eğer ağızda birikmiş olan hani salya gibi, köpük gibi şeylerin tekrar akciğere kaçmaması için de kafasını hafif aşağıya doğru döndürmesini istiyoruz. Eğer 3 dakika içinde kendini sonlandırmıyorsa da mutlaka acil bir sağlık yardımı talebinde bulunması, 112'yi aramasını gerekiyor. Bu hastalar için bir de nöbet anında diazem dediğimiz bir ilaç var. Rektal yoldan uygulanıyor. Aslında yurt dışında olan yanak içi mukozaya uyguladığımız bir ilaç daha var ama maalesef Türkiye'ye getirilemedi. Dolayısıyla yani ilaç tedavisi olarak da ya rektal fitil uygulayabiliriz veya ağız içine midazolam dediğimiz bir ilaç uygulayabiliriz. Ama dediğim gibi yani 3 dakika içinde nöbet bitmiyorsa mutlaka sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekiyor. O en tehlikeli. Yani şu andaki bu gördüğümüz insanların da korktuğu, paniklediği nöbet tipi. En büyük nöbet tipi. Öbürünü zaten bu dalıp gitmeyi çok fazla fark etmiyorlar. Onu fark etmiyor. Ailelerin çoğu fark etmiyor ve yani genellikle onu öğretmenler çok fark ediyor. Ders arasında dalıp gidiyor, hayale dalıyor diye getiriyorlar. Tabii bu arada göz dalmaları küçük nöbetler. İşte biraz önce anlattığımız nöbetler büyük nöbetler diyoruz ama bunun haricinde çok daha değişik nöbetler var. Mesela gece uykuda geçirilen nöbetler var. Aşırı hareketlenmelerle işte gece kabuslarıyla karıştırılan nöbetler var. Onun haricinde aura dediğimiz mesela o ortamda hiç olmayan bir kokuyu duymak, hiç olmayan bir şeyi görmek şeklinde aura dediğimiz otomatik nöbet, otomatizmayla giden nöbetler olabilir. Aynı şekilde bir kişinin çevre ısısından bağımsız olarak birden terlemesi, birden yüzünün solması, bunlar da otonomik nöbetleri düşündürebilir. Dolayısıyla dönem dönem mesela baş dönmesiyle gelen hastalarımızda epilepsi tanısı koyabiliyoruz. Yani çok çeşitli nöbetler var. Tabii ki burada nöbetleri
çok kabaca ikiye ayırmak lazım. Bilincin kapandığı nöbetler veya bilincin açık olduğu nöbetler. Yani bir kişi etrafının farkındaysa ve etrafa cevap verebiliyorsa bilinci açık demektir. Dolayısıyla bu şekilde de nöbet geçirilebilir. Bu basit nöbettir, basit parsiyel nöbettir. Nöbetler işte kasılmalı olabilir, titremeli olabilir, sıçramalı olabilir ya da anlamsız hareket dediğimiz otomatizmalı olabilir. Eğer bir tane çocuk bilinci açık, sizinle konuşabiliyor fakat kolunda kasılma var. Bu basit bir nöbettir, basit fokal bir nöbettir. Aynı şekilde kolunda sıçrama var ya da bacağında sıçrama var, yanağında sıçrama var. Bu basit bir nöbettir. Ama bu nöbet hızla bilincini kaybettirip hızla jeneralize bir nöbet haline alabilir. O nedenle yani hem bilinç durumuna bakarak hem ailenin anlattığı, nöbeti gören kişinin anlattığı hikayeyle, bulgularla biz hastalığa epilepsi tanısını koyabiliyoruz. Ve bu çok önemli çünkü sınıflandırma ve tedavi süreci hakkında aileyi bilgilendirme konusunda da önemli bir şey. Peki bazen aile anlatıyor, bu çocuk nöbet geçiriyor diyor. Ya da tarif ettiği şeyleri sen aklında nöbet diye düşünüyorsun. Evet. EEG yapıyorsun. Bazen EEG normal çıkabiliyor. Tabii. Yani ha bu durumda aile, ya doktor hanım EEG'sinde okuyor da senin yazını. Evet. Nöbet yazmıyor burada, yazmıyor. Normal yazıyor. Evet, çok sen haklısın. Buna niye sarı hastası diyorsun diyorlardır yani. Şimdi, ne diyorsun o zaman? Çok doğru söylüyorsunuz. Yani bu da hani bir gün içerisinde defalarca yapmak zorunda kaldığım açıklamalardan biri. Yani ilk EEG'nin hastalığı gösterme duyarlılığı maalesef %65. Yani %100 hasta olduğunu bildiğimiz bir çocuğun EEG'sini yapsak bile %35 oranında o EEG normal çıkabilir. Bu tabii ki beyindeki nöbet neydi? Beyindeki nöronların aşırı deşarj olarak beyin fonksiyonlarını engellemesiydi. Ve beynin hangi bölümündeki hangi nöron topluluğunda bu durum oluyorsa vücudun o kısmında da semptom veriyor, bulgu veriyordu. Dolayısıyla atıyorum günde iki kez o nöron grubu farklı çalışıyorsa, günde iki kez nöbet oluyorsa ve biz de EEG anında bunu göremiyorsak o zaman EEG normal çıkabilir. Aynı şekilde biz yüzeyel elektrotlarla yani saçlı deriden yaptığımız kayıtlama ile EEG sonucunu elde ediyoruz. Fakat beynin derin tabakalarında bir epileptojenik odak varsa bunu bazen EEG'ye yansımadığı için göremiyor olabiliriz. Dolayısıyla tabii ki EEG çok büyük bir tanı yöntemi ancak normal çıkması epilepsiyi dışlatmıyor maalesef. Yani buradan çıkan sonucumuz kısaca süremiz çok azaldı. Epilepsi ile ilgili senden çok kısa bilgiler isteyeceğim. Yani şu ailenin dikkat etmesi gereken noktalara ve neler yapmaları gerektiğini ve ilaçlar konusunda çok kısa bir epilepsi ile ilgili bir anekdotunu alalım, özetini alalım. Ondan sonra programı kapatalım. Yani epilepsi normalin dışında hareketlerle bu davranış olabilir, bilinç düzeyinde olabilir veya duysal düzeyde olabilir. Normalin dışındaki hareketlerle kendini gösteren, tekrarlama özelliği olan bir hastalıktır. Sinir sisteminden kaynaklanır ve şu anda ilaçla tedavisi mümkündür hastalığın etiyolojisine göre. Ailelerin tanı için mutlaka çocuk nöroloji bölümüyle görüşmeleri gerekmektedir. Tanı konduktan sonra ilaç tedavisini uygun doz ve sürede uygulamaları gerekmektedir. Dolayısıyla tedavi şansını bu şekilde artırabilmeleri gereklidir. Bir de epilepsi tanısı yani çocukları ve aileyi kesinlikle normal hayattan koparan bir şey değildir. Epilepsi kesinlikle ileride akademik düzeyini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde sonuçlanabilir. Ama bunlar tamamen doktor, hasta ve aile üçlü iletişiminin sağlıklı olmasıyla sağlanabilecek şeylerdir. Dolayısıyla yani teşhis basamağını uzatmamak, tedaviyi geciktirmemek en büyük önerim. Tamam. Hülya çok teşekkür ederim. Sevgili seyircilerimiz. Ben de teşekkür ederim. Bugün pediatrik nöroloji uzmanımız Doktor Hülya İnce ile
Kısaca bir büyüme gelişme gerilikleri ve epilepsiler hakkında bilgilendirme yaptık. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Son derece güzel ve ayrıntılı bir konuşma oldu. Önümüzdeki programda farklı konu ve konuğumuzla karşınızda olmak üzere. Bizimle kalın, sağlıkla kalın. İyi akşamlar.